Ne bu? Yani farklı dillerde farklı isimleri var ama Türkçe'de gül diyorlar, aşkın simgesi. Yani E'si almak ister misin? Kalsın sağ ol. Bende kalmasın, sende kalsın, üzülür yoksa. Ama ya, ne yaptın? Sen bana mı yürüyorsun? Ona yürümek demeyelim de daha çok böyle karşılıklı elektrik alışverişi gibi diyelim. Elim de. Bana en son yürümeye kalkan adamdan 6 aydır haber alınamıyor, biliyor musun? Aa, bilmiyordum ama şu an beni bilgilendirdiğin inan çok iyi oldu. Bilmiyordum yani. Ben sevmem böyle iş yerinde labali hareketleri. Hareketlerine dikkat edeceksin. Yoksa %100 has Türk kızı olarak senin o %50 tıp İtalyan tarafını öyle bir döverim, öyle bir döverim ki İtalya'daki anneni arayıp anneciğim keşke beni hiç doğurmasaydın dersin. Duydun mu? Şey yani şimdi anladım kayıt anladım. Benim anneyi rahatsız etmeye hiç gerek yok, kadın koca İtalya'da falan. Kül de burada kalsın. Benim içeride iş var. Hazracığım. Senin yarın bir işin var mı? Benim. Hı -hı. Yarın? Hı -hı. Yok. Yok yani hiçbir şey yok. Yok. Tamam. Benim bir arkadaşım var da Aysu. Yarın evleniyor. Düğünü var. Düğün. Şimdi kız benim çocukluk arkadaşım. Davetiye gönderdi, bir de telefon falan etti. Böyle hatırı var yani. Ben de gitmem lazım. Ayıp olur. Tabii yani. Çocukluk arkadaşın sonuçta, çok ayıp olur. Ama yalnız gidersem de ayıp olur. Yani tuhaf olur. Tuhaf mı? Bir kavalyemin olması lazım. Tabii. Doğru, haklısın. Haklısın. Sen benim kavalyem olur musun? Ben. Ben. Gideriz işte böyle düğüne. Böyle bir düğün ortamı. Ben oraya böyle bir İtalyan yakışıklısıyla gitsem. Ortalık şöyle bir çalkalanmaz mı? Güzel olmaz mı? Ne dersin? Lan Kutluk, oynasana. Satranç mı oynuyorsun, tavla mı oynuyorsun? Lan bu saatte Nuriye benim burada tavla oynadığımı bir öğrenirse biterim ben, biterim. Oynar çabuk. Ha, bu bitmemiş halimiz, öyle mi? Lan bir halimize bir bak lan. Şu sürpriz yumurtalar İtalya'dan çıkıp geldikten sonra hayatımız bizim alt üst oldu. Farkında mısın sen? Ha? Ne evde kaldı huzur, ne de işte. Karılarımızdan delil saklayacağız, sırlarımızı saklayacağız diye atmadığımız taklalar kalmadı. Ben bıktım usandım oğlum. Artık kaçıp gideceğim buralarda. Bu ne lan? Birikmiş çay kahve borçlular. Ne oluyor lan? Kaçıyor muyuz oğlum biz? Ha? Ya biraz evvel kaçıyorum dedin ya Arif. Doğru söylüyor. Kaçacağım dedin. Oğlum ben onun lafın gelişi söyledim lan. Al götür şunları, gözüm görmesin ya. Allah Allah, kebap ayran ödeşiriz sonra. Yürü tamam. Aa, bu ne ya? Lafın gelişi söyledik kaçıyoruz diye. Nereye kaçıyoruz? Şuna bak ya. Koyun can derdinde, ilhan adisyon derdinde. Cebinde taşıyor orada hemen. Hiç değilse işin zor bölümünü atlattık lan. Bak çocuklar söz verdiler. Biz dedi, ser veririz, sır vermeyiz dedi. Babalarımız olduğumuzu kimseye söylemeyeceğiz dediler. Yani böylece Nuriye ve Hacer'in gerçeği öğrenme olasılığı bitti. Sıfır. Rahatsız.
Tamam mı? Tamam mı? Hesabımız, kitabımız, her şey yolunda. Tamamdır abi. Hiç problem yok. Şükür. Evet, çaylar geldi. Ver. Geçen gün KDV'yi, stopajı ben hep yatırdım. Başka bir şey yok herhalde, değil mi? Yok yok, yok abla, her şey tamam. Kahveleriniz geldi. İdris ola oğlum, getir. Heh. Onu da şöyle koy. Tamam. Sağ ol. Sağ olasın. Afiyet olsun. Şunlar da sularınız. Dükkana yeni eleman mı aldınız Hacer abla? Yok. Almadım. Ha, aldık. Charlie oğlum bizim yanımızda başladı. Çalışıyor, evet. Yalnız Hacer abla, bu arkadaşın işe girişini ve sigortasını yapmamız lazım. Aynen abla. Bizim de hemen arkadaşın girişini yapmamız lazım. Yoksa başımıza çok dert açılır. Hem de çok fazla para cezası öderiz. Tamam. Yani sigortasız işçi çalıştırmak olmaz tabii. O da onun en doğal hakkı. Tamam tamam, başlatalım. Başlatalım, çocuğun sigortasız olmaz çünkü, doğru söylüyorsun. Bir de benim mutfakta var, yeni kız aldım. Tatlı şefi. Hah, tatlıcı eğitim almış, çok güzel tatlılar yapıyor. Onu da şey yapalım, sigortası başlasın. Tamam abla, ben arkadaşların kimlik kartlarını alayım. Tamam, ver oğlum kimlik kartını. Evet. Tada. Aynen abla, ben de bizim arkadaşın kimlik kartını alayım. Tamam Zula, oğlum Türk kartı var ya, Türk kimlik kartı, o ver. Tamam, tamam. Bir saniye. Şeyi de, Çağla'nınkini de al. Ay. Getir onu da. Hı. Bundan sonra benim ad Çavi Ali. Charlie Ali mi? Benimki de Zola Mehmet. Mehmet mi? Evet. Mehmet, Mehmet koymuşlar adını, bak Türk kimliğinde ya, Mehmet. Muhtar amca koydu. Muhtar amca bizim Türk, ya şey, İtalyan isimlerin yanına Türk isim ekledi. Evet. Güzel olmuş, güzel. Değil mi? Çok seviyorum ben Ali'yi ya. Güzel, hayırlı güzel. Olsun. Charlie Ali Bozoğlu. Evet. Zola Mehmet Asmalı. Evet yani. Bozoğlu mu? Bozoğlu mu? Asmalı mı? Zekeriya! Evet. Evet, gördüğünüz gibi bir mutlu beraberliğimizin daha sonuna geldik sevgili konuklar. Ne yapacağız Arif? Ne oldu oğlum? Biraz önce rahatız, bize artık hiçbir şey dokunamaz. Bir Badire atlatmayız, her şeyi atlattık falan diyordun. Badire bizim göbek adımız oğlum, kalk, kalk. Ne yapacağız Arif? Kalk. Ne yapacağız Arif? Arif, bunlar bize çok kötü bakıyor. Hiç kımıldama. Buradan geri vites yapıp topuklayamayız geri. Nuri'nin elindeki merdaneye bakılırsa kırmızı alarm vermek lazım. Hacer de eline sandalyeyi aldı, kaldırdı. Ulan ne oluyor durum? Düşündüğümüzden daha ciddi galiba. Bu İtalyan oğlanlar bir halt karıştırdı herhalde, öyle bakıyorlar. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşüp ölü taklidi yapacağız. He? Evet, bir, iki, üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde ikimiz de aynı anda yere düşüp ölü taklidi yapacağız. Ambulans gelene kadar kıpırdamayacağız. Sonra da ambulansla müsait bir yerde işte iner, yolumuza devam ederiz. Ne diyorsun lan Kutlu? Şş. Arif yaklaş. Zekeriya, yaklaş. Hayatım, yaklaşacağım da dizlerimin bağı çözüldü, adım atamıyorum ben. Gelir, gelir, hadi. Hadi, yaklaş. Sana diyorum, kime diyeceğim? Hala bana mı diyor? Yürü. Geliyorum zaten. Ray, 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 aha Muhtar. Ray, 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 ray. Oğlum dur. Müjdemi isterim Muhtar. Hayırdır Veysi? Ne müjdesi? Baba oluyorum, hem de erkek.
erkek olsun, kız olsun ne güzel. Analı babalı büyüsün inşallah. Amin, amin. Sağ ol. Veysi'cim dur. Oğlum yapma, bende tik var. Bak sen oynadın mı ben de oynuyorum. Veysi yapma. Aa, hiç haberimiz yoktu. Oğlum yapma. Söylemedim kimse. Yapma Veysi. Yapma. O zaman ben kaçtım Muhtar. Kaç. Hayırlı işler. Haydi. Oğlum. Yürü git. Haydi. Dur, niye geç, şey yaptın? Geç, geç. Ne oldu oğlum? Tut oğlum sen bunu. Hazırda bekle. Arif. Hayatımın balı. Zekeriya. Gözümün bebeği. Bu ne demek oluyor Arif? Ne tutuyorsun hayatım elinde ha? Göremiyorum ki. Bu şeye benziyor. Kimlik nüfus kağıdı kimliğine benziyor. Gel gel yaklaş gel. Gel kimin, göremiyor musun? Kimin kimliğini tutuyorsun ya? Ne o? Ha? Bunlar var ya. Zola'yla Çavi'nin Türk kimlik kartları. Gördün mü? İyice bak, iyice. Bak iyice. Dedik ya biz çocuklar Türk vatandaşı olsun diye şey yaptık, uğraştık diye. Evet. Dün muhtar bizden habersiz nüfus müdürlüğüne gitmiş. Çocukların nüfus kağıtlarını kapmış gelmiş. Bir de Mehmet'le Ali adlarını verelim istedik çocuklara. He, Ali, Mehmet, Mehmet Ali, Mehmet, Mehmet Ali, Mehmet Ali. Evet. Civa gibi Türk delikanlısı ya, oldular ya, çocuklar karşımıza bir anda. Bak, bak, bak şunlara. Arif. Zola Mehmet Asmalı yazıyor burada. Zekeriya. Burada da Çavi Ali Bozoğlu yazıyor. Sebep? Asmalı mı yazıyor? Öyle mi yazıyor? Evet, neden Asmalı yazıyor? Öyle mi yazıyor ya? Öyle yazıyor, iyice bak. Ne yapacağız abi? Şeyden hayatım o. Neyden işte? Ney? Tamam canım. Evet Asmalı yazdırdım. Ben yazdırdım. Ama sor bakalım bir niye yazdırdım? İşte onu soruyorum ya. Niye Asmalı yazıyor? Ben de sana soruyorum. Niye Bozoğlu soyadını verdin? Önce Arif versin cevabını. Ben sonra döneceğim sana. Heh. Vereceğiz cevabını. Bu kadar insanın üstüne gelinmez ki. Bana bakın. Lafı eveleyip geveleyip durmayın. Soruyorum size. Niye burada Asmalı yazıyor? Ya söyleyeceğiz bir dakika izin verin ya. Bu kadar insanın üstüne gelinmez. Baba düştü. Ay Arif amca bir şeyler oldu ya. Ambulansı mı çağırsak Ayşe? Yok yok kızım ambulansa gerek yok. Kalk lan kalk. Yalandan öyle ayılmalar bayılmalar. Bak bak bir numara. Aman aman. Dur, aman. Boş boş boşuna hareketler. Ne oldu bana ya? Bir sabah da bir şey yemedim ben ondan bir... Sanki tansiyonum düştü, bir şey oldu ya. Ha? Ne oldu? Niye toplandık burada? İçeri mi geçsek acaba? Bir ayran mı verseniz ya? Arif. Arif, şu sandalye. Ver oğlum sandalyeyi ya da verme şimdi. Arif, sandalyeyi kafana geçirmem için son 10 saniyen kaldı. Bak, soruma cevap ver. Neden burada Asmalı yazıyor? Şeyden o ya. İşte neyden? Şeyden, neyden? Şeyden, Arif Usta beni evlatlık aldı. Ne? Ha, ne? 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 Beni aldın ya evlatlık sen. Ne? Nasıl evlatlık? Ben evlatlık aldım. Onu evet nüfusuma geçirdim. Evet hatta Zekeriya baba da beni evlatlık aldı ya. Baba mı? Ya. Sen niye böyle bir şey yaptın Zekeriya? Yaptım mı? Yaptım sanırsam galiba sanırım ki yaptım ya, yapmışımdır yaptım. Arif siz kafayı mı yediniz lan? Ya durduk yere niye elin çocuklarını evlatlık edindiniz? Nasıl durduk yere ya? Ya çocuklar ne kadar zor durumdaydı sen biliyor musun ya? Evet biz eğer bu çocukları evlat edinip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmasaydık yabancılar polisi bunları sınırın ötesine koyacaktı, sınır dışı edecekti. Evet. Bir daha Türkiye'ye giremeyeceklerdi. Babalarını da arayamayacaklardı. Biz Türk'üz. Zor durumda olana yardım.
yardım eli uzatmak mayamızda var. Evet. Evet. Şurada 2 gram vicdan olan insan yine aynı şeyi yapardı. İyi peki. İyi peki derken? Yani tamam işte, iyi yapmışsınız. Bravo, güzel hareket. Tamam. Doğru yapmışız değil mi? Doğru. Vallahi ne yalan söyleyeyim Zekeriya. Bu yaptığım fedakarlık hoşuma da gitmedi değil. Vallahi mi? İnşallah çocuklar gerçek babalarına kavuşurlar da gerçek kimliklerini çıkartırlar ya. İnşallah. 2 saat kaldı akşam servisine. Geç. Herkes işinin başına. Zekeriya hadi sen de ocağı yak. Hadi. Yakayım, yakayım hayatım. Geç, hem geç, ben geç. Yakıyorum hadi ocağı. Geç. Çok iyi oldu ya. Gerçekten inanılmaz oldu. Çok saçmaydı ya. Johnny. Evet Ayşe'ciğim. Sen şimdi teknik olarak benim abim mi oluyorsun? Aa evet öyle oluyorum. E çok iyi. Yani Veys abim var ama hiç İtalyan abim olmamıştı. Dur ben bunu bir çekeyim şimdi. Bizim kızlar böyle şeyleri hiç çekemezler. Biraz İtalyan gibi. Ay çok iyi ya. Tamam abicim sen bana repost edersin o zaman ben gidiyorum. Ben onu yaparım. Hadi bakalım. Zola. Peki şimdi bu durumda Ahmet de siz kardeş mi oluyorsunuz? Evet. Ama formaliteden. Değil mi? Aa, evet evet. Yani evet formalite sadece. Okey tamam. Şey yapayım ben bunları alayım o zaman. Ya bu kadar zengin, bu kadar varlıklı bir ailenin kızının bende ne işi olabilir ya? Ya sen aklını mı kaçırdın? Çok mu belli oluyor? Yok yok. Yani bu kız kesin aklını kaçırmış. Neyse. Zaten bugün başına geleceklerden sonra dönüp kaçacaktır muhtemelen. Azra Bozoğlu. Heh, burada. Ahmet'le birlikte fotoğrafı yok. Ya da vardı. Hepsini ayrılınca sil. E bir de Ahmet'in profiline bakalım. Bu kıza hala aşık. Benim acilen Ahmet'i kendime aşık etmem lazım. Kız affederse bu koşa koşa gider. Ya şu cevaplara bak. Yani bu kız resmen masallardaki şımarık prensesler gibi ya. Hayret bir şey ya. Haydi! Veysi! Veysi ne olursun dur artık ya. Daha ne kadar gezeceksin mahalleyi? Gidip daha bizimkilere haber vereceğiz aşkım. Haydi Suzan. Aşkım. Vay aslan kayınço. Abla. Ahmetciğim.
Eniştem yine gelmişler galiba. Hiç gitmiyorlar ki Ahmet. Hiç gitmiyorlar. Baba oluyorum lan Ahmet. Baba oluyorum. Sen de dayı oluyorsun. Hadi canım. Yok. Ciddi misin? Doğru mu? Vallahi doktordan geliyoruz. 8 haftalık hamileyim. Ya. Ay canım benim. Sağ ol. Enişte gel, seni de tebrik edeyim. Edeceksin lan tabii. Edeceksin. Yeter. İşimi çıkardın. Ah, işimi çıkardın Ahmet. Edeceksin lan tabii. Erkek evlat babası oluyorum. Kolay mı o işler? Erkek miymiş? Bak şey. Ya şimdi konuşma lan. Bir bak Allah'ını seversen. Ne olacaktı oğlum? Senin eniştenin her yerinden böyle maçoluk fışırırken başka ne olacaktı? Neyse. Ha. Aşkım belim ayrıldı. Çok yoruldum. Şu çantayı biraz sen taşı. Her neyse, ne diyorduk? Şimdi benim gibi adamın dibi, benim gibi adamın ham maddesi olan bir insanın evladı tabii ki erkek olacak. Tabii enişte haklısın. Her zamanki gibi. Her neyse, her neyse. Beni lafa tutmayın. Beni lafa tutmayın. Ben daha mahallenin geri kalanını bu şekilde gezeceğim. Böyle böyle gidiyorum. Sen takip edersin. Tamam. Hayırlı günler Ahmet. Tamam aşkım. Hadi güle git. Hadi canım. Hayda bile. Ay şu dünyaya bir Veys'i daha getiriyor olmak insanlığa büyük kötülükmüş gibi geliyor mu bilemiyorum. Ya abla bir şey soracağım. Bu bebek 8 haftalık değil miydi? Aynen. 8 haftalıkken bebeğin cinsiyeti nasıl belli oluyor? Olmuyor. Veys'i bilmiyor musun? Bir koptumu durdurmak imkansız. Ahmetciğim ben yine bizimkilere haber vereyim hayatım, tamam? Ablam benim, tekrar tebrik ederim size. Sağ ol bir tane. Hadi görüşürüz. Veys'i! Of Veys'i, of! Nerede gösterdin ya? Allah senden razı olsun. Ay annem benim. Ay ben şimdi anneannem olacağım. Ya torununu kucağına alacaksın. Daha çok güzel günlerimiz olacak inşallah. İnşallah kız. Gel bir de ben sarılayım sana. Oy kurban olsun sana kaynanan. Bak gelini kıymete bindi hemen. Kız öyle olur mu? Öyle deme. Ben Suzan'ımı, gelinimi hep sevmişimdir zaten değil mi? Tabii. Oh canım benim. Hep arkanda durdum ama. Tabii anneciğim. Öyle oluyor. Gel oynayalım biz de. Gel. Hadi hadi. Ay Veys'i. Arif Efendi. Dede oluyoruz ha? Oluyoruz işte vallahi. Yani bunca kötü şeyin üzerine bu haber çok iyi geldi değil mi Arif Efendi? Oh çok şükür. De ufak bir sorun var. Ne oldu, oldu kızım, iyi misin? Başın döndü. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Otur istiyorsun. Yok yok babacığım, öyle bir şey değil de. Şimdi Veys'i bizim erkek çocuğumuz olacağını düşünüyor ya. Evet. Ben kız hissediyorum. Kız mı hissediyorsun? Kız çocuk hissediyorum ben. Kızım ne fark eder? Çocuk sağlıklı olsun da erkek kız fark etmez ya. Ne olacak? Ya öyle tabii öyle de babacığım, yani bunu sen erkek çocuk babası olacağını düşünen Veys'i toparlamak nasıl olacak onu düşün ben. Hadi Arif gel. Oturmaya gelmedik ya, hadi. Ben ne bilirim? Abi bilirsin ya. Bilirsin hadi oyna. Hadi. Şöyle oğlunla. Hadi. Thank you.
Babacığım. Hacan. Ben terziye kadar gidiyorum. Sebep? Ya bizim Aysun'un düğünü var ya yarın. Evet. Benim de giyecek bir şeyim yok. Bir bakayım böyle hazırda bir şey bulursam alayım çıkayım. Tamam kızım. Al en güzelini al ama. Parayı da merak etme. Söyle babam gelecek ödeyecekti tamam? Teşekkür ederim babacığım. İnşallah senin düğünü de görürüz. İnşallah babacığım. Sarıoğlan. Nereye bakıyorsun sen? Bunları düzeltiyorum ustam ben. Önüne bak önüne. Baş üstüne, baş üstüne. Hadi görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Azra. Anneciğim. Ha, nereye? Terziye gidiyorum. Ay dur kız bekle de ben de geleyim. Ay anne dur hiç şey yapma şimdi ben hemen gider gelirim. İyi madem hadi. Hadi görüşürüz abla. Ha. Müşerref'e selam söyle. Şöyle güzel bir şeyler versin. Tamam anneciğim söylerim. Çay içer misin kara meleğim? Yok benim çarşıda biraz işim var. Bir yarım saate geleceğim tamam mı? Öyle mi? Aynen sen bunu al şimdi. Hadi bay bay. Bekleyeceğim. Çabuk. Zola. Efendim Ayşe'ciğim. Yarın ablamla beraber gidiyor musunuz düğüne? Kavale ister misin? Nasıl ya? Bunu sana... Kim söyledi sana? Kuşlar söyledi. Kuşlar mı? Hı, kuşlar konuşuyor. İşte, tamam. Kız, oldu be Ayşe. Oldu bile anneciğim. Hadi bismillah. İtalyan damat. Benim bir arkadaşım evleniyor da düğününde giyecek hiçbir şeyim yok. Böyle düğün için sende zarif, sade bir şeyler var mıdır acaba? Hayatım, sende bu güzellik varken ne giysen gösterişli olur. Dur bak. Ah, hemen seninle ilgileniyorum kızım. Bak sana ne göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Çok da zarifmiş. Ay gerçekten çok güzelmiş bu Kaddes abla. Selam. Kolay gelsin. Sağ ol Dünürüm. Kolaysa başına gelsin. Gel. Sağ ol kızım. Hayırdır? Sen bir sıkıntın olmasa bu tarafa geçmezsin. Nuriye'cim, benim sıkıntının aynısından sende de var. Ne bakımdan? Ne bakımdan olacak? Biz bu yeni üvey olanları ne yapacağız? Ha, doğru diyorsun, doğru. Ayşe, biz Hacer teyzenle özel bir şey konuşacağız. Hadi geç içeri kızım. Anneciğim, valla şu an beni sopayla döverek bile içeri sokamazsın. Yani sokarsın da çocuğa şiddete gireceğinden tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Var ya. Öbür ikisinden bir sene fazla emzirince böyle akıllı çıkıyor. Ya boş ver kalsın o yeni nesil genç dimağı. Belki bir fikri gelir bir şey olur bir şey önerir bize. Kalsın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bizim bu oğlanların babalarına bulmalarına yardımcı olmamız lazım Nuriye. İyi de nasıl? Ha, yakışıklısın, yakışıklı. Çavi. Gel, gel bak sana ne vereceğim, gel. Efendim ustacığım, ne oldu ki? Gel. Hadi aç bunu, yiyin ağzı. O nedir acaba? Bu Adana'ya özgü bir meyve. Evet, meyve ama bu sanki daha çok biber'e benziyor gibi. Biber'e benzer. Biber'e, biz de çocukken hep karıştırırdık. Ama yiyince tatlı. Öyle tatlı kekremsi bir şey var böyle. Yedin mi tatlı oluyor ama görmüşü biber. Yok ustacığım ben yeni yemek yedim hiç gerek yok. Aç ağzını hadi uçak yapacağım.
Hadi bak. Ya, ama benim pistte hiç iniş yeri yok yani. Hadi bak, geldi geldi. Yanarsın tabii. Yanarsın. Roketle şimdi ha? Ha? Allah'ın sopası yok ama Adanalı'nın acı biberi var. Ha, biberi var. Ya. Oğlum biz size kaç sefer söylemedik mi lan? Nuriye ve Hacer teyzelerinize bizim sırrımızı açık edecek herhangi bir harekette bulunmayacaksınız diye 40 defa tembih etmedik mi? Tembih ettiniz. Ettiniz usta. O zaman niye sabote eder gibi kimlikleri veriyorsunuz kadınlara? Boşluğa geldi usta. Boşluk oldu. Boşluğa geldi. Boşluğa gelir tabii. Su. Suyu bırak. Su daha kötü yapar. Al şunu iç. Al ferahlatır. Aa, bir bakayım ne vermişim ben? Ne vermişim? Aa, boşluğuma gelmiş benim ya. Yanlışlıkla Adana'nın acılı şalgamını da vermişim sana, görüyor musun? Ya, daha dur. Daha dur. Bugün yediğin acılar yarın... Açık etmeyeceksiniz bir daha. Ay, 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 ay. Çok yakıştı bu sana Azra'cığım. Ya gerçekten mi? Ay maşallah. Şöyle bir dön ya. Bir göreyim ay. Ya. Ay vallahi peri kızı gibi olmuşsun. Ay, 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 ay. Hem bu tam senin istediğin gibi en sade elbise hayat. Değil mi abla? Evet. Ama şey diyeceğim ben ya. Şu mavi tüllüyü de mi denesem acaba? Ay o mu? Hı hı. Ay o çok kabarık. Olsun. Eminsin. Hı hı. Süper bir fikrim var. Hı. Maşallah vallahi çok iyi oldu bu kızı da organizasyonumuza dahil ettiğimiz. Bak fikri var. Hı. Ay ben anladım. Sen bunların babasını Face'den bulacaksın. Ha? Hayır anneciğim. Bu bilgisayarla Zola ve Chavin'in İtalya'daki annelerini görüntüler arayacağız. Neli? Görüntülü. Niye kızım normal yoldan aramıyoruz? Çünkü eğer annelerin elinde babalara ait fotoğraf varsa kamerayı tutup size gösterecekler. Hmm. Siz de bu yüzler tanıdık mı değil mi anlamaya çalışacaksınız. Allah süper bir fikir. Kız sen ne diyorsun? Ben bunu sonradan sonraya böyle akıllı doğurdum. Hmm. Tekne kazıntım en benim. En son doğdu ya değil mi? İlk ikisi ziyan. Hadi git Zola içeri. Tamamdır. Vay be. İyi oldu. Ay Zola, annem seni çağırıyor. Ha tamam, tamam. Geliyorum Ayşe'ciğim. Ayşe, sana bir şey soracağım. Hı? Bu yarın akşamki düğün. Çok kalabalık olmaz değil mi? Yok canım. Sadece bütün mahalle orada olur işte. Anlamadım ben. Bütün mahalle mi? Evet. Eyvah. Zola hadi sana annem bekliyor annem. Gel. Hadi. Hadi gel çocuklara gel. Çocuklara bir faydamız olsun. Ya, olsun hadi. Şey. Gel oğlum otur şöyle. Charlie. Gel oğlum gel. Gel ne? Şöyle otur. Geç 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 geç. Gel oğlum otur sen de. Ne o? Ne oluyor? Ne bu? Bilmiyorum ki sen biliyor musun? Bunlar var ya bence bizi yalan makinesine bağlayıp sorguya çekecekler Zola. Sus Amiko, sakın bir şey söyleme, kendini tut. Evet ben şimdi görüntülü arama uygulamasını açtım. Siz de şimdi İtalya'daki annelerinizi görüntülü arayın bakalım. Ne? İtalya'daki annelerimizi görüntülü aramak mı? Hı.
Ne var oğlum? Üvey analarınız olarak öz anneciklerinizi görmek istiyoruz. Ne var bunda? Ya anneleriniz sizin emin ellerde olduğunuzu öğrenince sevinirler. Nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta, sporda, stepte. Tersim kader, satıp sattım malı mülkü. Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. O endam eda nedir öyle hey yavrum? Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Kıtır kıtır. Yeah, yeah, yeah. Çıtır çıtır. Yeah, yeah, yeah. Hey seni yerler yerler. Parvuzilliler yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Mukaddes abla. Ben de bunu alıyorum. Biliyorsun benim etek ucundan alınacak. Benimki de sırttan 2 santim daralacak. Malum ben daha inceyim ya. Düğüne yetişir değil mi? Tabii ki yetişir. Sen de mi düğüne geliyorsun? Evet, biz zahmetle geliyoruz. Sen kimle geliyorsun? Gelince görürsün. Hadi kolay gelsin Mukaddes abla. Neyse ki benim anneyi aramıyoruz. Heh. Çao mama. İyici çao mama. Oo zorla. Maya filio çao. Bizdeki şansa bak ya. Annelerimiz aynı yerde, aynı anda, aynı... Yani çok şanslıyız ya. Harika bir şans. Çok iyi arkadaşlar. Hello. I am Hacer. Nice to meet you. Merhaba Hacer Hanım. Sonunda tanıştığımıza çok memnun oldum. Aa, Türkçe konuşuyor bunlar. Ama benim anne dedim ya size, İzmir'de öğretmendi. Yani bana da zaten Türkçe öğretti. Çok iyi konuşur. Doğru doğru demiştim, unuttum. Ben Nuriye! Nuriye! Bağırınma. Duyuyorlar hem de Türkçe biliyorlar. Niye bağırınıyorsun? Benden de merhaba. Yo da yani öğretmen olduğundan çok iyi Türkçe konuşabiliyor. İkimiz de sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Oğullarınıza çok iyi bakıyoruz biz. Bağırınma artık yeter. Kız İtalya'dan nasıl duysun kadın anca işte. İnşallah en kısa zamanda çocuklarınızın babalarını bulacağız biz. Çok teşekkür ederiz. Lan ne yapıyorlar orada ya?
Ha? Ne yapıyorsunuz burada ya? Hacer ne yapıyorsunuz? He, bilgisayardan eski fotoğraflarımıza mı bakıyorsunuz? Hacer ne yapıyorsun ya? Düğün fotoğraflarını gösterip beni rezil mi ediyorsun? Ya saçmalama, ha? Dur lan. İtalyan oğlanların İtalya'daki analarıyla konuşuyoruz. Görüntülü, canlı canlı. Bir merhaba deyin. Diyelim. Merhaba deyin. Come stai? Merhaba, bonjour. Nasılsınız, iyi misiniz? Hanımlar, hiç merak etmeyin. Biz oğullarınıza kendi oğullarımız gibi bakıyoruz. Kendi oğulları... اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.